Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer yaptığı açıklamada kadın çalışanların istihdam şartlarını kolaylaştırmak amacıyla hükümet tarafından bir yasa taslağı hazırlıklarının devam ettiğini hatırlatarak kadınlara yarım gün çalışma imkanı getirilmesi, çocuk sayısına göre kademeli emeklilik, hamile ve çocuk sahibi kadınlara iş yaşamında her türlü kolaylık sağlanması, doğum yapan kadınlara uygulanan 16 haftalık analık izninin 24 haftaya kadar çıkarılması, isteğe bağlı olarak çocuğu 3 veya 5 yaşına gelene kadar çalışmama, iş yerlerinde kreş açılması, doğum yapan kadının işe dönüş garantisi getirilmesi gibi maddelerinde yer aldığı bu paket kadınlarımızın aleyhine dönmemelidir diye konuştu. Hiçbir anne bebeğini bırakıp çalışmaya gitmek istemez diyen Özer, çalışan kadınlarımızın yükü ve çalışmak için gösterdikleri özveri çok büyüktür. Çalışan annelerimizin çoğu yuvalarının ihtiyacı, çocuklarının ihtiyacı ve eğitimi için çalışmaktadır. Yapılan düzenlemelerle işlerini kaybetmemeliler. Genç hanımlarımızın iş gücü dışına itilmelerine neden olacak, işsiz, çalışamaz duruma düşürecek, sonuçlar doğuracak düzenlemeler olmamalıdır. Aksi takdirde kadınlarımızın birçok kurumsal firmalarda çalışması bile zorlaşacaktır dedi. Özer, kadın istihdam paketi içinde özellikle ekonomik yükü işverenler üzerinden kaldırılacak bir fon oluşturulmalı ya da işsizlik fonuna belli bir oranda eklenecek işçi ve işveren payı bir fonda toplanmalıdır. Böylece hiçbir işveren kadın işçi alırken ortaya çıkacak maddi ek yükümlülükleri düşünmeyecektir dedi.